Bu dersimizde XAMLPedix ile Rich Textbox kontrolünü inceleyeceğiz. Rich Textbox WPF'de Textbox'ın daha zenginleştirilmiş hali diyebiliriz. Daha görsel efektler oluşturabilen, içerisindeki string değeri daha farklı görsel efektler verebilen bir rich bir textbox modeli diyebiliriz. Örneğin renklendirme, onun üzerinde farklı yazı tipleri oluşturma gibi bazı özellikleri var. Şimdi bunu oluşturarak üzerinde uygulama yapmaya çalışalım. İlk olarak en temel yapımız rich textbox'ı oluşturuyorum. Daha sonra direkt buradaki işlemleri bitirmek için şöyle bir ekranı kaplayan bir rich textbox oluşturdum. Bir de name verelim. Bunu alışkanlık haline getirelim. RTX'de yazı olsun. Vertical alignment, bu da top olsun. Height yükseklik ve genişliği de verebiliriz. Width diyerek burada 500 diyeyim. Az oldu. 900 olsun. Evet, bu yeterli. Şimdi bunun içerisine bir flow document oluşturuyorum. Anlaşılması için aralarını açıyorum. Flow document içerisine direkt content gibi bir isim yazabilirim. Tabii burada bir paragraf oluşturmadık. Paragraf oluşturduktan sonra buraya ad soyadımı yazabilirim. Daha sonra altına örneğin hemen hemen hepinizin bileceği bold yazı tipini şekillendirme, yani yazı tipi kalınlaştırma özelliğimizi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi Cihan Özhan yazdım. Altına da kalın olarak, bold olarak mısınız diye soruyu belirttim. Bu şekilde bir çalışma yapabiliriz. Altına da gene flow dokümentin içerisinde olmak kaydıyla bir paragraf daha oluşturuyorum. Ve buna da hede digibil.com diyelim. Bu şekilde buna da ne yapalım? Foreground özelliği red olsun. Evet, bu şekilde gayet güzel oldu. Bunu da bold içerisine alıyorum. Kalınlaştıralım. Evet, şimdi daha da güzel oldu. Bu şekilde farklı çalışmalar yapılabilir Rich Textbox ile. Bu yapıyı geliştirmek, istediğiniz modeli oluşturmak tamamen sizin isteğinize kalmış bir durum diyebiliriz.